أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا ظليلا إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ذلك خير واحسن تاويلا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون Ve selamun ala'l-mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alamin Rabbimiz kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul eylesin. Yapmış olduğumuz dualarımızı, her türlü ibadat ve taatımızı kusurlarıyla beraber ehseni kabul ile makbul eylesin. Bizleri daima namazda niyazda, rükuda secdede duada eylesin. Her türlü felaketten musibetten, beladan hepimizi evlad ve iyalimizi yakınlarımızı ülkemizi biladı İslamiye'yi muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, Nisa suresinden üç tane ayet okuduk. 57, 58 ve 59. ayetler. Önemli ayetler. Rabbimiz buyuruyor ki, iman edip salih ameller işleyenleri ise, içinden ırmaklar akan içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koyacağız. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onlar koyu gölgeler altında bulun onları koyu gölgeler altında bulunduracağız. Müminin en büyük arzusu imanı ki imanın en temel ögelerinden, şartlarından birisi ahirete imandır. Biz ahirete öldükten sonra tekrar diriltilmeye iman ettik elhamdülillah. Hepimiz bu dünya hayatındaki zamanımızı doldurduktan sonra ruhumuzu sahibine teslim edeceğiz. Neticede kıyametin kopuşu arkasından ebedi alem için diriliş. Kur'an çokça anlatır bunu. Kur'an'ı okuyalım kıymetli kardeşlerim. Okuyalım ki imanımız cilalansın. İnnemel mu'minunellezine izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum ve izâ tulyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânâ. Müminler öyle kimselerdir ki onlar Allah'a iman ederler. Onlar Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman kalpleri cilalanır. İmanları kat kat artar. İşte Rabbimiz tüm bunları haber veriyor. Bunlar hikaye değil. Bunlar masal değil. Çevremizde insanlar ölüp gidiyorlar. Son nefeslerini veriyorlar. İnsan öyle bir varlık ki Sürekli ölümü düşünseniz yaşam içinden çıkılmaz bir hal alır. Allah unutturuyor. Ama zaman zaman da ölümü hatırlayın. Çünkü hepinizin başına gelecek. Hepimiz öleceğiz. Bakıyoruz çevremize. Yakınlarımız, komşumuz, kaza, afet, felaket, insanlar ölüp gidiyor ama Öyle bir düşünüyoruz ki bu ölüm bize hiç yaklaşmayacak. Gelecek. Rabbimiz Teala kendisine imanlı kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Mesele şu dünya hayatında imanlı yaşayabilmek ve imanımızı muhafaza ederek Rabbimize kavuşmak. Önemli olan bu. İşte ölümün neticesi, kıyametin kopuşu tekraren ebedi aleme diriliş, hesap, mizan, sual, terazi, tartı bunlara iman ettik. İnşallah umulur ki Rabbimiz lütfeder ki bunların hepsini fazla kırık dökük olmadan kazasız belasız atlattık. Fedhuli fi ibadi, fedhuli cenneti buyur ey kulum. Sen de seçkin kullarımın arasına dahil ol, gir cennetime diye müjdelediği Rabbimizin kullarından oluruz. İşte o kapı açıldı, ne olacakmış? Onlarca yüzlerce müjde kokan ayetlerden bir tanesi, Nisa suresi 57. ayet. İman edip salih ameller işleyenleri, içlerinde ebedi kalacakları, altlarından güzel pınarların aktığı adın cennetlerine koyacağız. Rabbimizin vaadi bu. Sebep ne? Vesile ne? Bunun yegane yolu ne? İman etmek. imanı muhafaza edebilecek salih ameller işleyebilmek. Namaz, oruç, hac, zekat bunlar vazifemiz. Bunlar değil. Bunlar nedir? Salih amel Allah'ın yarattığı varlıklara dokunabilmek, Allah rızası için. Ama çevremize bakıyoruz, Müslüman olduğunu iddia eden, Allah'a iman ettiğini ettiğini iddia eden, Müslüman olduğunu savunan ben Müslümanım diyenler, Allah'ın yarattığı varlığa zulme diyor, insan olsun hayvan olsun, çevre olsun, bitki olsun, nebatat, hayvanat, haşerat ne varsa zulme diyor. Allah akıl fikir ihsan eylesin. Biz onları geçtik. Biz onlardan değil Müslüman olarak siz yerdekilere merhamet ederseniz göktekiler de sizlere merhamet ederler. Göktekiler de sizin için tövbe istifarda bulunurlar. Efendiler efendisi sevgili peygamberimiz söylüyor bunu mümine yakışan yerdeki varlıklara hangi cins varlık olursa olsun katı davranmak değil zulmetmek değil kötü davranmak değil merhametle muamele etmek niçin Allah rızası için kötü bir kadın günahkar bir kadın kuyuya indi kendi susuzluğunu giderdi baktı ki dışarıda dili hararetten, susuzluktan aşağıya sarkmış bir köpek tekrar indi kuyuya. Ayakkabısına, kırbasına her neyse su doldurdu, yukarıya çıktı. O köpeğin susuzluğunu giderdi. İşte bu kadın o merhametinden dolayı ebedi cenneti hak etti. Allah ona cenneti lütfetti. Günahkar bir kadın Allah'ın yarattığı varlığa merhametle hizmet etti. Nereden kazanacağımızı bilemeyiz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Teala imanımızı muhafaza edebilmeyi bizlere nasip eylesin. İman ettikten sonra salih amel Allah rızası adına yapılan her ne varsa salih amelin ucu geniş, sonsuz. Kıyamete kadar salih amel. Sadece mescitte şu kubbe altında gerçekleştirilen şu ibadetler salih amel değildir. Bunlar bizim boynumuzun borcu salih amel, Allah rızası adına yapılacak her şey. işte bunları yapanlar ebedi cennete kavuşturulacak. Cenab-ı Hak bizler onlardan eylesin, geçmişlerimize rahmet eylesin. Allah rızası için El Fatiha.